Merhabalar herkese ben Mehmet Çoban. Bugün 6 Haziran Pazartesi yeni haftanın ilk işlem gününü kripto para piyasası yemyeşil bir tabloyla karşıladı. Lider kripto para birimi Bitcoin dolar paritesinde yaşanan o kısa vadeli düşüş trendinin üzerine çıkılan bir fiyat seyri görüyoruz şu dakikalar itibariyle. 31249 dolar seviyesine ancak hala yatay direnç noktalarının altında. Bu sebeple yukarı yönlü hareketlerin biraz daha sınırlı kalıyor şu dakikalar itibariyle %5. Nokta 14 oranında bir prim söz konusu son 24 saatlik dilim baz alındığı zaman. Biraz sonra bu pariteye detaylı bir şekilde bakacağız. Ethereum dolar paritesi 1700 dolar seviyesine aylardır dikkat çekiyoruz. Aylardır 1700 dolar seviyesinin son derece kritik önemli olduğunu söylüyoruz. Parite son 4 hafta içerisinde haftalık bazda 3 defa 1700 dolar seviyesini test etti. Bu noktadan bir miktar tepki hareketi geliyor. Ancak bu tepki hareketinin şiddeti bir miktar tartışma konusu. Zira paritede bu noktadan aslında çok kuvvetli bir tepki, tepki hareketine gelmesi lazım. Çünkü 1700 dolar seviyesi bu parite için oldukça kuvvetli ve oldukça önemli bir destek noktası. Zira bu noktanın altına sarkıldığı takdirde Paritede 1500-1200 dolar seviyelere kadar yavaş da olsa bir akademeli de olsa daha doğrusu bir geri çekilme riski masada olacak. Ve şu anda 1881 dolar seviyesinin 2300 dolar seviyesi aşılmadıkça Ethereum dolar paritesine yukarı yönlü hareketi daha doğrusu bir rahatlamadan bahsetmek zor. O yüzden hala risk taşıyan bir parite ancak yukarı yönlü hareketlerin şiddeti burada önemli. %5.13 oranında birebir Ethereum Bitcoin dolar paritesine paralel bir prim söz konusu yine son 24 saatlik dilim baz alındığı zaman. Bunun dışında adada %10'luk yükseliş dikkat çekiyor. XRP'de %3.22 onda da biliyorsunuz 0.34 dolar seviyesi Önemli bir destek noktasıydı. Bu destek noktasında şu ana kadar tutulmuşa benziyor. yüzde %0.40 dolar seviyelerinde işlemler gerçekleşiyor. Şu dakikalar itibariyle Binance Coin'de %3.47, Solana'da %9.78, Avax'da %9.96, e, Dogecoin'de %2.96 ve DOT, Dot'da %4.87 oranında primlerin söz konusu olduğu bir tablo karşıladı bizi yine haftanın ilk işlem günde. Bugünkü videomuzu yine Bitcoin dolar paritesi'ne ayırdık. Nedenini biliyorsunuz ancak bir kez daha söyleyelim. Parite Bitcoin dolar paritesi bit, e, kripto para piyasasını ciddi anlamda domine ediyor. Yani Bitcoin dolar paritesi nereye kripto para piyasası oraya şeklinde. O yüzden Bitcoin dolar paritesindeki yönü Kısmen de olsa analiz ettiğimiz zaman önemli kripto para birimlerinden yönünde kısmen de olsa yine analiz etmiş oluyoruz. O yüzden Bitcoin dolar partisi her analiz, her ay videomuzun ana konusu. İsterseniz hızlıca başlayalım. Müzik <laughs> Bitcoin dolar partisinin 4 saatlik grafiği önümüze açık. Şimdi yayınımızın başında ufak bir düşüş trendinden bahsetmiştik. İşte düşüş trendi bu. Yaklaşık 32.400 dolarlı seviyelerden başlayan bir düşüş trendiydi. Ancak parite hafta sonu yaptığı hamlelerle bu düşüş trendinin üzerine çıktı. Bir süre akümüle oldu bu seviyede. Daha sonra yönünü yukarı çevirdi. O yüzden bu düşüş trendini şimdilik rafa kaldırıyoruz. Ancak yukarı hareketlerde 31.291 dolar seviyesine dikkat ederseniz yatay direnç noktası ve parite bu seviyeyi şu ana kadar aşmakta zorlandı. Ancak önümüzde deki seanslarda gelen bu e, hemen işlem hacmine bakalım bunun e, destekler nitelikte mi. İşte işlem hacmi burada önemli. Burası sarı yani bu renkli bölge son 20 24 e, 21 tane 4 saatlik periyodun ortalamasını gösteriyor. Paritede son yaşanan yükseliş işlem hacminin çok ciddi anlamda desteğini alarak gerçekleşti. Bu yüzden 31391 dolar seviyesinde bulunan bu yatay direnç noktasının kırılma ihtimali üzerinde duruyoruz işlem hacminin desteği ne demek? İşlem hacminin desteği aslında şu bölgede, ee, hatta şöyle çizerek göstereyim, şu bölgede e, yatırımcıların ciddi anlamda maliyetlendiğini gösteren bir işaret bu işlem hacmindeki artış. Peki şimdi ne olabilir? 31.391 dolar seviyesi yatay direnç noktası. Bu seviyenin kırılması paritede 32.096 dolar seviyesindeki çok önemli direnç noktasına doğru hareketlenmeyi beraberinde getirebilir. Bu noktanın önemi ise şuradan geliyor. Burası aslında paritenin yaklaşık olarak 47.400 dolar seviyelerde 4 Nisan'da başladığı düşüş trend çizgisi. Yani aslında paritede biz gerçek anlamda yani daha doğrusu ciddi anlamda bir rahatlama görebilmemiz için bu düşüş trendinin etkisinden çıkması lazım. Bunun için de bu düşüş trendini kırması gerekiyor. İşte bu seviye 32.000 dolar seviyesi yaklaşık 32.096 dolar seviyesi burada önemli oluyor. Bu seviyenin üzerine çıktığı takdirde bu noktanın kırılmasını teyidini ise şu bölgenin kırılmasıyla alacağız. 32.900, 33.200. İşte bu bölgelerde kırılırsa o zaman Bitcoin dolar paritesi de yeniden 35.500, 36.200 dolarlı seviyelere kadar bir ivmelenme, bir hareketlenme görebiliriz. Bu da önemli. O zaman bizim şu anda takip etmemiz gereken öne, en önemli noktalardan bir tanesi 31.391 dolar seviyesi yatay direnç noktası. Ancak bundan çok daha önemlisi 32.000 dolar seviyesi kaba bir tabirle ka, e, kaba bir tabirle 32.000 dolar seviyesinin üzerine çıktığı takdirde Bitcoin dolar paritesinde bir rahatlama yönelik ilk önemli emarelerden birisini işaretlerden bir tanesini almış olacağız. 32.900-33.200 dolar seviyesinin kırılması durumunda ise işte bu noktanın artık bu trendin bu düşüş trendinin kırıldığı alacağız. İşlem hacmini bir kez daha gösterelim çünkü oldukça önemli. Normalde Bitcoin dolar paritesi son dönemde yaşanan e, tepki yükselişlerinde işlem hacmini çok fazla desteğini görmemiştik. Özellikle şu bölgede ancak şu noktadan itibaren yaklaşık 30 Mayıs tarihinden itibaren işlem hacminin desteğiyle olan bir yükseliş var. Evet düşüşlerde işlem hacminin oldukça daha fazla olduğunu görüyoruz. Ancak şu hareket en azından 31.391 dolar seviyesinde bulunan kritik yatay direnç noktasının kırılabileceğine yönelik işaretlerden bir tanesi diyelim. Net bir işaret değil ancak ee, umut veren bir işaret. Bunun dışında 50-100 ve 200 periyodluk hareketli ortalama baktığımızda ise 200 periyodluk hareketli ortalamanın üzerinde fiyatlar oluştuğunu görüyoruz. Bu olumlu. Bunun dışında 50 periyodluk hareketli ortalama 100'ü yukarı kırmıştı yaklaşık 1 Haziran tarihinde. Ve şu anda aslında 50'nin... 200'ü yukarı kesme yönünde bir hamlesinin olabileceğini önümüzdeki günlerde eğer yükseliş harekete devam ederse görebiliyoruz. Bu da işte ee, gerçi günlük grafikte daha fazla ee, çalışır durumda ama golden cross yeni 4 saatlik grafikte verilmesi anlamına geliyor. Şu anki görünüm kısmen de olsa olumluya dönmek üzere teknik anlamda bitcoin dolar paritesinde. Dediğimiz gibi 31.391 ve 32.000 dolar seviyeleri önemli direnç noktaları burada seviyelerin kırılması lazım. Görünümün kısmen de olsa teknik anlamda olumluya dönme ihtimali e, yukarı yönlü hareketlerin bir miktar daha ağır basacağına yönelik önemli sinyaller veriyor bize. Bir de son olarak bollinger bandına bakalım isterseniz. Bollinger bandının 4 saatlik grafikte orta yerisinin yukarı doğru geçildiğini görüyoruz. Bunun dışında hatta çizimleri kaldıralım şöyle. Bunun dışında bollinger bandının üst ve alt eğrilerinin birbirinden uzaklar şekilde hareket uzaklaşır şekilde hareket etmesi aslında bir nevi yükseliş hareketini destekler nitelikte. Şu anda 31.391 dolar seviyesine dikkat. Az sonra önemli nokta ise 32.000 dolar seviyesi ancak şu anda kısa vadeli indikatörler diyelim. Bitcoin dolar partisi için iyi fena oluşmayan sinyaller oluşturuyor bunun dışında maktama indikatörü biliyorsunuz analizlerimizde sık sık kullanıyoruz maktama indikatörü de şu anda pozitif yönde sinyal üretmesi aslında yukarı yönlü hareketleri tetikleyebilecek öneme sahip şimdi teknik anlamda olumlu görüntü devam ediyor ancak kripto para piyasası şu anda yaklaşık 1-1.5 senedir farklı bir süreçten geçiyor. Bu süreçte yönü siyasilerin yaptığı açıklamalar belirliyor ağırlıklı olarak. Bunun dışında ekonomik ve jeopolitik riskler de kripto para piyasasında yönü belirleyen yegane etmenlerden bir tanesi. Bunun dışında geçtiğimiz haftalarda yaşanan kripto para piyasasının kendi iç dinamikleriyle oluşan sorunlardan yaşayan bir olay yaşandı. Bu olay da yönü belirliyor. Şimdi teknik anlamda evet teknik analiz şu anda yönü yukarı gösteriyor gibi ancak... Ee, yönü belirleyen yegane etmen şu dönemde dediğimiz gibi siyasilerin yaptığı açıklamalar ekonomik tarafında ekonomi yöneticilerinin yaptığı açıklamalar özellikle Fed tarafından gelen açıklamalar ve görüşler yorumlar kripto para piyasası yönü belirleyecek öneme sahip. Şu anda teknik analiz bize gelebilecek bu olumlu olumsuz açıklamalarda açıklamalarla paritelerin hangi seviyeleri test edebileceğine yönelik ufak da olsa sinyaller veriyor. Ancak bizim birinci önceliğimiz her zaman için şu dönemde. Bu taraftan gelecek gelişmeler, yorumlar, açıklamalar olacak. Bu yüzden bu taraflara ayrıca önem vermek lazım. Yoksa normal şartlar altında olsaydı şu anda Bitcoin dolar paritesinde 32 bin dolarlı seviyelerin kırılmasını yönelik daha net ifadeler kullanabilirdik. Ancak şu anda hala parite üzerindeki daha doğrusu kripto para piyasası üzerindeki tedirginin devam ettiğini söylemekte fayda var diyelim ve bu ikon analizimizi tamamlayalım. Bir sonraki yayında görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.